Ukrayna'da savaş var, oradan medet umuyoruz şu anda. Ama kendi çift üretim yapmak için uğraşıyor. Süt üreticiler işte aynı şekilde. Sütte zam yapıldı sözde. Ama mantık o değil. Mantık aslında yem fiyatları hemen otomatikman da almadan yem fiyatları arttı. Şimdi ama suçlu çiftçi üretici oluyor. Aslında alakası yok. Burada yapılması gereken çok basit. Siz suçlu değilsiniz. Siz alın terimle, nasırlı ellerinizle üretim yapmak için mücadele ediyorsunuz. Burada yapması gereken devletin sübvanseyi yapması, destekleme yapması lazım. Nasıl TMO'ya buğday getirttin, ayçiçek, arpa getirttirdin, hazineden zararı karşılattın, size vermediler. Kime verdi? Rus, Ukrayna ve Amerika, Kanada çiftçisine veriyor. Bize diyoruz ki bunu bırakın, benim çiftçim üretir. Benim çiftçim ne istiyorsun? Üretir, yağı üretir, ayçiçek, ne aklınıza geliyorsa ama sadece önünü açın. Girdi maliyetlerini aşağı çekin, desteklemeleri doğru verin ve zamanında verin. 2022'nin desteğini 2024'te verdikten sonra hiçbir şey ifade etmiyor. Ama sütte de yanlış politika. Biz olsaydık ne yapardık başkanım? Daha önce de bahsettim. Süspansiyeli desteklemeyle sizin maliyetleriniz oynar. Aynı şekilde buğdayda da, ayçiçekte de. Ayçiçekte daha kaç para destek sınıf başkanı? 50 kuruş. Kaç yıldan 50 kuruş? Enflasyon yok değil mi Türkiye'de? Yok. Enflasyon yok değil mi Türkiye'de? Her şey güllük gülistanlık. Ondan sonra bayram ettik. Gemiler geldi de Rusya'dan gelen o savaştan çıkan gemiler geldi de tören yapacaktık neredeyse sayılı. Şu anda TBO limanda 4000 küsur tonluk amya boşaldı. Amyanın hayvancıya soracağız. Amya gelmesinin bu ülkeye faydası var mı abi? Akçeye gelsin tabii küsmesine yarar olur. Diğer şeylerine yarar. Yıllar önce bunun aslında görüldü ya. Hala da akıllanmamışlar. Yıllar önce söyledik. Katma değer nerede kalıyor? Orada kalıyor katma değer. Size nihai ürün geliyor. Rafineye gelecek. Trakya birlikte rafine ediyoruz. Yakında, yakında şişelenmiş olarak alacağız. Aynen doğru. Bak onu ben vermiyorlar, zaten... Vermiyorlar. Bak aynı şey çok güzel söylüyorsun. Ben aynı yere geldim. Doğru. Yok. Buna çözüm üretmek lazım. İşte bak yani sevgili arkadaşım. Buna siyasetini yapmak değil. Yok siyaset değil. Çözüm üretmek lazım. Benim babam 75 yaşında. Sezai abicim. Sezai abi. Bir bakınız. Tek traktör vardı. Şu an Allah'a geç abi, olsun. Geç abi. Geç. Şimdinin burada bakınız. Bırakın Sezai abi. Allah aşkına. Bakınız. Memnun musun arkadaşlar halinizde? Buyur başkanım. Buyur başkanım. Sizi de alalım ortaya başkanım. Evet. Evet başkanım. Sizi de alalım ortaya. Türkiye'nin her yerinde ayçiçek yetişir. Yeter ki bu çiftçiyi destekleyin. Sezai Başkan'ın dedesi nasıl almış? Sen Karabük'te de bol üretim yaptın benim bildiğim. Aynı 200 AK Parti onları desteklemiştir abi. Yeter ki gölge etmeyin. Gölge etmeyin.